Hatay yönetiminde en güzel kısımlardan birine geldik PostgreSQL'de. Bu da belirli, spesifik olan hataları nasıl yönetiriz sorusunun cevabı. Mesela bir sorgu çektik, bunun sonucunda bize kayıt dönmedi çünkü o kayıt yok. Mesela 5 no'lu ID'ye sahip olan kayıt yok. No data found hatası. Bunu nasıl yönetiriz? Böyle bir durumda ne yaparız? Ya da too many rows gibi bir hata gibi senaryolar var. No data found vesaire vesaire birçok farklı hata var. Bunları nasıl yönetiriz? Şimdi bununla alakalı örnek yapalım. Öncelikle ben DVD Rental içerisindeyim. DVD Rental Database içinde burada filmler var. Buradan film ID title from film where film ID eşittir 8 diyeyim. Şuradan 8 nolu kaydı istiyorum. Geldi Airport Polak. Sonra şunu şöyle seçeyim. Bakayım. 133, 384, 38, 98 vesaire birçok veri var. Peki. Şimdi 2000 nolu ID'ye sahip bir kayıt var mı? Yok. Yani no data found. Bu bir exception aslında. Burada ne kadar exception göstermese de teknik olarak exception bizim uygulama tarafında. Bu nedenle bunu nasıl yönetiriz? Böyle bir senaryoda. Hemen yazmaya başlayalım. Do. Dolarlarım gelsin. Dolarlar. Declare. Begin. End. Ve tekrar dolarları kapat. Şurayı biraz daha aşağı indireyim. Gözleri yormasın. Rec record tipinde rec adında bir değişken tanımladım. Film ID integer eşittir. 8 olsun yine. 8'in varlığını kontrol etmiştik. O var. Select film ID title into strict rec. Rec değişkenini atacağım. Rec değişkeni nedir? Record'du. Yani bana gelen kaydı komple ben rec'e atayabilirim. Şuradan gelen kayıtları. Film ID ve title. From film where film ID eşittir. Yukarıdaki ve film ID değişkenim. Onu bunun için tanımlamıştım. Onu buraya koyuyorum. Tamam, filtre yapacağız burada. Gayet basit, sade. Şurada language'i de unutmayalım. TLPG SQL. Yapmasaydık. Daha şöyle çalıştıralım. Sonuç geldiğimize gelmedi. 8 nolu kayıt. Tabii. Şöyle. Evet. Çalıştı. Peki. Şu an bir şey görmedik. Çünkü biz aslında ekrana bir şey yazdırmadık. Her ne kadar select olsa da film ID ve title'dan gelen bilgiyi biz rec değişkenine atadık. Bu select aslında değer atama sorgusu gibi düşünün bunu. Ekrana bir şey yazmaz burada. Ama yazmak istersek şöyle. Mesela %100'e koyalım. Rec'i şurada yazdırayım ben. Bu senaryoda. Bakın 8 Airport Polak. Tamam. Başarılı. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Rec bir kayıttır. Bir sütun olarak elde edersiniz. O bütün sütunları bir satırmış gibi elde edersiniz. Bir nevi dizi gibi düşünebilirsiniz. Tam olmasa da programlama dillerindeki klas mantığı gibi. İçerisindeki field'a da erişebiliriz. Nasıl? Şöyle. Yukarıdakini kapat. Sadece title'ını istiyorum ben. Bakın Airport Polog. ID'si gelmedi bana. Film ID gelmedi burada. Bunun gibi kullanılır. Geçiyorum ben burayı. Şimdi şöyle yapayım. Bir tanesi açık kalsın. Çünkü 8'i biz doğru bir şekilde yazdık ama 2000'i deneyeceğiz. 2000'de ne olacak?
Evet. Query returned no rows. PLP JSQL function inline code block line bla bla vesaire. P0002. Neydi? Bu hatayı biz sorgulayabiliyorduk. Bakalım neredesin? No data found hatası. Az önce bahsettiğim senaryo buydu. Hata yok. Düzelteyim. Kayıt bulunamadı hatası. Peki bu böyle bir senaryoda ne yapacağız? Şu hatayı nasıl yönetiriz biz? İşte burada exception devreye giriyor. Exception'ımız. Şunu kapatayım ben. Ne yapacağım? Bakın where yukarıda select sorusunu yaptık. Sorun yok. Exception diyorum. Exception when no data found. Then raise exception. Yani fırlat. Neyi? Hata fırlat. Film bla bla. Bunu göndereceğim. Film not found. Virgül. Gönderdiğim parametre. Çalıştı. 2000 değerini gönderdiğimde. Bakın. Film 2000 not found. Film 2000 not found. Şurada ne oldu? P0001. Bu bakın raise exception artık no data found değil benim oluşturduğum ben exception fırlattım ya bunu bilinçli olarak ben yaptım geliştirici olarak raise exception bu da P0001 buna denk geliyor bu şekilde ben uygulamanın planlı bilinçli olarak nasıl davranacağını hata olasılığında ve hangi hatada nasıl davranacağını belirleyebiliyorum ya da farklı senaryo da olabilir. Şimdi bu bir senaryo. Bu no data found senaryosu. Peki şöyle olsa sorguyu biraz elden geçirelim. Mesela sadece where kısmını where title like A ile başlayan ve A ile başlayan bütün kayıtlar diyelim biz buna. Yani birden fazla kayıt getirecek. Ne oluyor? Çoklu kayıt. Ama şuraya gerek yok bu senaryoda. Çünkü ben bunu kullanmıyorum. Evet. More than one row. Tek bir satır değil. Birden fazla satır döndü hatası. Bunun Türkçesi too many rows hatası. Yani şurada no data değil. Too many rows yapmam lazım. Ve şurayı da burada herhangi bir parametreye gerek yok. Çok fazla satır döndü. Bu bir hatadır. Yani tekil bir değer bekliyorsanız ve size birden fazla satır dönüyorsa bu hatadır. Bu kadar basit. Böyle bir senaryoda ne yapacağız? Bakın çok fazla satır döndü. Hata. Ben fırlattım bilinçli olarak. Aynı SQL exception, raise exception hatasını ben manipüle ederek kullanmış oldum burada. Peki birden fazla olma senaryosunda ne olur? Burada gene bu senaryoyu kullanabiliriz. Too many rows. İşte when too many rows. Then şunu yap. When no data found, then şunu yap gibi kullanılabilir. Fakat farklı bir yöntem de var. O da SQL state'leri kullanmak. SQL state'lerde de senaryo şu olsun. V length. Length. Bu da değeri 90 mesela. Filtremiz bu olsun. Sorgumda da şurayı değiştireceğim. Diyeyim ki mesela length bilgisi, uzunluk bilgisi v-length yani dışarıdan gelen parametre olsun 90. Ben bunu filtre olarak kullanacağım. Bana getirdiği değer aynı kalabilir. Film ID ile title, string, rec, tamam. Exception kısmında şurayı değiştireceğiz.
Diyeceğim ki SQL state mesela P0002 ise o zaman şöyle bir şey olmuş. Ne mesela? Bu spesifik bir konu olduğu için mesela ben length'i 90 olan yani kaç dakikalık film diyelim. 90 dakikalık film gibi düşünebilirsiniz. Film with length diyelim ki 90 not found. Bulunamadı. Böyle bir film kaydı bulunamadı. Ve dışarıdan gelen parametreyi yapıştıralım buraya. Sonra devam ediyorum. Burada da 3 mesela. Şunlar neydi bu arada? Şöyle kontrol edebilirsiniz. Bakın too many rows. P003. P002 no data found. Too many rows'u da burada bakabilirim. Bu da şu olur. Film with the length şu. Diyelim ki 90. Is not unique. Bunun Türkçesi ne oluyor? Birden fazla kayıt geliyor. Benzersiz değil. Birden fazla kayıt gelmiş. Gibi. Gönderelim. Is not unique. Yani birden fazla kayıt var bununla alakalı. Bitti. Bu kadar basit. Gördüğünüz gibi exception tarafını doğru yönettiğimizde aslında bütün hemen hemen tüm olası sorunlardan kurtulmuş oluyoruz. Bir diğer kullanılabilir exception örneğimizde şu olabilir. Şöyle bakalım. Hint kullanma. Hint ipucu. Hint. Bunu söz diziminde gösterdim aslında. Hemen şuradan kopyalayayım. Şuraya yapıştırayım. Örneğin email var car 255 olsun. Ben diyeyim ki şurada default değeri örneğin sonra begin end şuraya bir adet daha şu dolarlardan koyduk. Diyorum ki mesela check email for duplicate. Ondan sonra bir şeyler bir şeyler. Sonra report duplicate email. Sonra da hata fırlat. Ama bu gerçek. Duplicate email. Eğer böyleyse duplicate ise bunu diyelim ki hataya fırlatalım. Sonra da using diyorum. Using hint. Hint neydi? İpucu. Check email again gibi bir şey düşünülebilir. Yani bunu kullanacak kişiye bu function olabilir, bu başka bir şey olabilir. Kullanacak kişiye ipucu veriyoruz. Yani şunu şunu kontrol et, şunu yap. Düzeltmek için tavsiye gibi düşünülebilir. Bakın duplicate email can at deep.co check email again hint olarak burada var. Ya da işte sistem admin'e başvurunuz gibi. Çünkü öyle bir diyelim ki olası bir hata var. Siz onu yönetiyorsunuz. Sistemi tasarlayan, geliştiren kişiler olarak diyorsunuz ki bu hata olduysa sistem admin'e ulaşman gerekiyor. Bunu, bu sorun onun çözebileceği bir şey. O zaman da bu hinti o şekilde bilgi mesajı amacıyla kullanabilirsiniz.